من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى <applause> ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve qala innani minal muslimin. Sadakallahu lazim ve qala Rasulullah <laughs> et-taibu min az-zambi kemen la zambele. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Fi ma qala ev kema qala rabbi a'uzu bike min hamazat shayatin ve a'uzu bike rabban yahdurun. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz malumunuz her sohbetimiz öncesi birkaç tane mevzu konuşuyoruz. Halletmemiz gereken meseleler oluyor. Önemli meseleler. Çünkü bu meselelerle alakalı çok sualler geliyor bize. Yani şöyle söyleyeyim size. E, bunu da söyleyelim. Instagram'dan ve Facebook üzerinden artık e, sual almıyoruz. Niye? Aşırı yoğun e, gelen sualler sebebiyle. E, yetişemiyoruz daha doğrusu. Bunun için de sizden e, anlayış istiyoruz. Şimdi ama birkaç tane böyle çok önemli mevzularla alakalı bize e, bilgi geliyor. Bunu konuşmamız lazım olduğunu düşünüyoruz. Ve Birkaç tane meseleyi hallettikten sonra inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi evvela geçen hafta e, Akit TV'de bir sual soruldu. Ve bu sualin karşısında memleketin gündemine oturdu. Başta Oda TV, e, Cumhuriyet gazetesi ve bu tarz yani sol cenah diyelim biz buna aşırı tepki gösterdi. Şimdi sual şuydu. Bir adam hanımı ile... Oruç açabilir mi? Yani hanımıyla birleşerek. Direkt cima ile oruç açabilir mi? Böyle bir sual geldi. Bu sual ortalığı karıştırdı. Şimdi evvela e, şunu söylememiz lazım. O gün Akit TV'de konuşan vatandaştan biraz bahsetmemiz lazım. Şimdi İsmailer cemaatinde Masum Bayraktar diye bir vatandaş çıktı. Masum Bayraktar. Bu vatandaş kendine FM TV diye bir kanal kurdu. Ve Fatih Medreseleri adı altında bazı e, dernekler ve e, bilim um işler yapıyor. Biz bu vatandaş ile alakalı daha önceden bir uyarı yaptık. Masum Bayraktar hoca değildir. Kesinlikle ve kesinlikle dinlenmemesi lazımdır. Şimdi biz bunu söyleyince masum bayraktarı dinleyenler bize hemen tepki gösteriyor. Ya sen nasıl konuşuyorsun? Ya masum bayraktar hocadır da falan. Ya kardeşim bir şeyleri bilmeden boş konuşmayın diyorum ben o kardeşlere. Niye? Mahmut Efendi Hazretlerimizin direkt birebir kendi videosu var. Bak birebir Efendi Hazretlerimizin kendi videosu var. Onun medreselerine, dergahlarına, derneklerine adam yollamayın. Ya bundan daha ötesi var mı ya? Ya korkarım bu adamlar tarikatı bozacaktır diye Efendi Hazretlerinin beyanı var. Yani hala bunu duymana rağmen sen hala masum bayraktar ve bunun adamlarının peşinden gidiyorsan da kardeşim Allah sana akıl fikir versin. Bunlar İsmail adını kullanarak para topluyor. Bunlar Efendi Hazretleri'nin adını kullanarak para topluyor. Kardeşim biz Allah için uyarıyoruz. Bu Akit TV'ye çıkan vatandaşta masum bayrakların kanalında çıkan bir vatandaş. Konuşan vatandaş. Şimdi evvela bu adamlarla alakalı uyarımızı yaptıktan sonra gelelim konumuza. Şimdi bir insan hanımı ile birleşerek oruç açabilir mi? Açamaz Bununla alakalı evvela şunu söyleyelim. Abdullah İbni Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu bu konuyla alakalı kendisi hanımı ile iftar saati birleşerek oruç açmıştır. Biz de buradan yola çıkarak diyoruz ki bir adam hanımıyla oruç açabilir. Ya sen nasıl konuşuyorsun? Bu nereden çıktı kardeşim? Böyle iş mi olur? Falan filan. Boş konuşmayalım dinleyelim, anlayalım ondan sonra konuşalım. Şimdi ezan okunmadan bir dakika önce su içmek haram mı kardeşim? Haram. Ezan okunmadan bir dakika önce hanımıyla birleşmek haram mı kardeşim? Haram. Peki ezan okunduktan sonra yani vakit girdikten sonra bir insan su içebilir mi kardeşim? İçebilir. Helal mi? Helal. Peki ezan okunduktan sonra vakit girdikten sonra hanımına birleşebilir misin? Birleşebilirsin. O zaman bak bazı şeylerde Direk bodozlama, bu nasıl olur kardeşim, nasıl konuşuyorsunuz gibi kelimeler kullanmadan önce biraz akıl yürütmek lazım. Öyle yani böyle düşünmesek bile yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bununla amel etmiş. Yani amel etmiş yani ya sahabiler de öyle yapar mı? İşte sahabiler, tabiinler böyle şeyler yapar mı? Yapar niye yapmasın kardeşim? Helal değil mi? Helali. Bakın kardeşim biz bu konuyu daha önceden konuştuk. İnsanda şehvet diye bir Olay var. İnsanın yani bunu artık açık açık konuşmak lazım. İş buraya kadar gelse adamın gözü döndüyse kardeşim o adamdan her türlü şey beklenir. Yani nasıl neyi beklenir kardeşim? Bu memlekette damacanaya tecavüz eden adam duyuldu kardeşim ya haberlere çıktı kardeşim. Adam damacanaya tecavüz etmiş niye gözü dönmüş adamın? Bu şehvet ile alakalı şeyler. Adamın gözünü döndürürse adama sıkıntı olur. Sıkıntı olur kardeşim. Biz Allah için ölürüz. Şimdi sen mesela diyelim bir şehvet duygusu oldu, Oruç, oruçlusun. Tamam iftar vakti geldi. Yemeğini yiyeceksin ama aklın orada. Sen şimdi yemekten sonra bir namaz kılayım. Namazı aklın orada. Şimdi biz bunu dedik ya daha önceden inandık. Bir adam namazdayken aklında Allah Celle Celle'den başka bir şey olması lazım mı kardeşim? Kesinlikle olmaz. Peki bir adam o ahvaliyle namaza durursa namaza duruyorsun Allah'ın karşısındasın ya. Fatiha'yı okuyorsun. İyyâke na'budu ve iyâke nesra'in diyorsun. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim derken o anda aklına Allah Celle Celal değil de duygular gelirse ne olacak? Ha? O anda aklına hanımı gelirse ne olacak kardeşim? O namaz olur mu? Olmaz. Evvela helal dairesi çerçevesinde, helal vakitlerde bir şehevi duygu aklına dank kardeşim biz diyoruz ki Evvela o işini halledeceksin. Evvela. Niye kardeşim bak. Adama yemekle zulüm gelir, namaza zulüm gelir. Bunlar ulu orta konuşulacak şeyler mi diye çok soran olursa kardeşim. Bunlar konuşulmazsa kardeşim insanlar bilmiyor. İnsanlar gerçekten bilmiyor. Ya adam oruçluyken yani oruçluyken hanımına musallat oluyor resmen yani. Niye gözü dönmüş adam? Ya kardeşim erdik ya o işin vakti zaman gelse yapacaksın. Namazda aklına Allah'tan başka bir şey gelmemesi için namazdan önce bütün ihtiyaçlarını gidereceksin. Niye? Namazda aklına yemek gelecekse evvela yemeni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Sofra yerdeyken namaza durmayın. Bak sofra yerdeyken kuruluyorken niye? Namaza dursun aklın yemekte kalır. Şu namazı bitireyim de yemek yiyeyim. Şu namazı bitireyim de yemek yiyeyim. He? Mesela biz geçen hafta ne dedik? Adam reklam arasında diyor ki ben şu namazı kılayım. Ama namaz kılarken ne yapıyor? Ulan acaba reklam bitti mi? Ulan acaba film başladı mı? Acaba dizi başladı mı? Şu namazı çabuk çabuk bitireyim. Bak böyle ayak ama aman kılayım da bitireyim. Aman kılayım da bitireyim. Hemen diziye geçeyim. Olmaz kardeşim. Biz Allah Celle Celaluhu'ya ayırdığımız vakti en değerli vaktimiz olacak. Konuya dönelim. Bir adam hanımı ile iftar açabilir. Çok kısa özetliyorum. Nasıl ki ezan okunmadan bir dakika önce su içmek nasıl haramsa... Nasıl ki ezan okunmadan bir dakika önce hanımınla birleşmek haramsa değil mi? Ezan okunduktan sonra su içmek helal mi kardeşim? Helal. Peki hanımın sana helal mi? Helal. O zaman kimse kimseye karışamaz. Adam hanımıyla da oruç açar, hurmasıyla da oruç açar, suyla da oruç açar. Ha şöyle söyleyeyim kardeşim. Ya o kadar da olmaz. En azından bari bir su ise bir hurma yese gibi şeyler düşünen olsa o da olabilir kardeşim. Ne yaparız kardeşim? hurmanı yersin ya da ne bileyim suyun içersin ondan sonra işine bakarsın. O beni ilgilendirmez, beni alakadar etmez. Bizim burada söylemek istediğimiz şey bu konuyla alakalı. Ortada bir fitne dolaşıyor, bize de sual geliyor. Böyle bir şey var kardeşim. Bunu da bitiriyoruz. Gelelim ikinci meselemize. E, malumun malumunuz üzere çok sual geliyor bize. Şu hoca dinlenir mi, bu hoca dinlenir mi, o hoca ehl sünnet mi, bu hoca bozuk mu? Niye çok bize geliyor? Çünkü biz elhamdülillah çok reddi yaptık bir sürü reddiğimiz var. Türkiye'deki bütün neredeyse sapıklara reddi yaptık elhamdülillah. Ve birçok kişiyi bu ahvalinden çevirdik. Gerçekten çevirdik yani. Yani o kadar çok bidat ehlini çevirdik ki bunun elhamdülillah sayısını ben bilemiyorum. Elhamdülillah. Çoğu da eli sünnet oldu. Yani benden sağlam oldular yani. Elhamdülillah bana fetva veriyorlar. Versinler sıkıntı yok. Bidat ehli olmasın da kardeşim adam eli sünnet olsun. Gelsin bana fetva versin. Bana hocalık yapsın. Biz zaten hocam hoca değiliz. Biz burada konuşuyoruz yani. Biz vaizlik yapıyoruz. Her neyse. O eli sünnet mi bu eli sünnet mi? Hocam şunu dinleyeyim mi? Hocam bunu dinleyeyim mi kardeşim? Ve Ramazan'da en çok gelen suallerden biri de Nihat Hatipoğlu ehli sünnet mi değil mi kardeşim? Nihat Hatipoğlu hoca ehli sünnet mi değil mi? Bu sual çok geliyor. Biz bununla alakalı fetvamız şudur. Evvela Nihat Hatipoğlu'nu bir tanım. Nihat Hatipoğlu 1955 yılında Diyarbakır doğumlu bir hoca efendidir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde rektörlük yapmaktadır. Ve her Ramazan'da e, ATV'de iftar ve sahur program yapıyor. Ve onun haricinde Cuma akşamları ATV'de program yapıyor. Ve serelerdir bu programları yapıyor. Ve Nihat Hoca hakkında işte yok 600 milyar para alıyor ayda, yok 500 milyar para, 300 milyar para Böyle çok şeyler konuşuldu. Yani aldığı parası konuşuldu, başka şeyler konuş, konuşan konuşuyor kardeşim. Bize gelen sualin cevabını söylüyoruz. Nihat Hatipoğlu ehli sünnet mi değil mi? Nihat Hatipoğlu ehli sünnettir kardeşim. He. Tam ehli sünnet mi? Tam ehli sünnet değil mi? Ehli sünnettir ama tam ehli sünnet değildir. Niye bir adam tam ehli sünnet olmayabilir? Mesela en basit veriyorum. Ya adam diyor kardeşim suratına jilet vuruyor. Jilet vurmak haram değil mi? Tamam. İşte bu sebepten dolayı Nihat Hatipoğlu tam ehli sünnet değil. Ama ehli sünnet. Fetvalarında sıkıntı yok. Bunu söylüyoruz. Nihat Hatipoğlu'nun fetvalarında sıkıntı yok kardeşim. He olur da Nihat Hatipoğlu'nun bir falsosunu, bir yanlışını görürsek her türlü reddiğimizi de yaparız kardeşim. Ama bugüne kadar Nihat Hatipoğlu'yla alakalı tarafımıza gelen sıkıntılı bir şey yok. Ya adam ayda 600 milyar para, 5000 milyar. Ya kardeşim o kadar parayı kimse kimseye vermez. Bunu söyleyeyim yani. He, alsa da kardeşim helali hoş olsun. He, sana ne? Adam alır almaz. Niye kardeşim? Adam insanların imanını koruyor kardeşim. Bir adamın, bakın ben size şunu söyleyeyim kardeşim. Bir adam, bir adamın imanını kurtarması 600 milyardan daha kıymetli değil. Niye? Çünkü o adam er bida dehli olursa, o adam deist olursa, ateist olursa ebediyen cehennemde yanacak kardeşim. Bunun parayla bir karşılığı var mı ya? He? Bir adamın ebediyen ateşli olduğunu düşünebiliyor musun sen? Bir adamın ebediyen yandığını düşünebiliyor musun? Peki Nihat Hatipoğlu mesela diyorum aldı ayda aldı 600 milyar para. O ayda aldı 600 milyar karşılığında eski para 600 milyar yeni para 600 bin lira. 600 bin lira diyelim. Peki bu aldığı para karşılığında diyelim. Mesela diyorum yani kaç para aldığını bilmiyorum kardeşim ben. Alıyorsa da helal olsun her neyse. Belki de yüzlerce kişi ehli sünnet yaptı. Belki de yüzlerce kişi bid'attan çevirdi. He? Peki bunun karşılığı Allah için soruyorum ya. Allah için ya. Bir kişi ebedi cehennemden kurtarmanın karşılığı 600 milyar fazla mı değil mi? Az ya. Ebedi cehennem ne demek? Alsa bile diyorum bak laflarımı da çarpıtmayın. Geçen haftaki gibi yapmayın yani. Bizim bir videomuzu alıp kırpmışlar. Belli bir yerine kırpmışlar. Sadece o kırptıkları yeri TikTok'a atmışlar kardeşim. TikTok'ta izlenme rekorları kırmış. Ama başı yok sonu yok. Sadece ortası. Ortası Sıkıntılı yer. Bak şimdi. Sıkıntılı yer alıp kırpmışlar. Sıkıntı burada. Ondan sonra diyorlar ki Aa, bu hoca nasıl konuşuyor? Allah razı için uyarıyoruz. Nihat Hatipoğlu eli sünnet bir adamdır. Nihat Hatipoğlu dinlenebilir bir hocadır. Nihat Hatipoğlu'nun hiçbir sıkıntımız yoktur kardeşim. Dinleyin. He, yanlış bir şeyleri varsa da kardeşim eğer dine zarar verecek. Ya öyle bir konuştu kardeşim. Oha ya din min gitti. Oha ya Nihat Hatipoğlu bunu yaptı. Eğer böyle bir şey varsa biz ona da kardeşim gereken lafı söyleriz. Allah rızası için uyarıyoruz. Bidat ehlinden uzak durun. Dinleyeceğiniz birkaç tane hoca var. Ha ben bunları sence de ya hemen oradan bazıları da zıplıyor. Ya sen benim hocamın adını niye saymadın? Senin hocanın adını ben saymadıysam kardeşim bir daha söylüyorum. Senin hocan zındık demedik. Ama biz dinlenmesini tavsiye ettiğimiz hocaları söylüyoruz kardeşim. Onun haricinde dinlemeyin diyoruz. Ha dinleyip dinlemez. Beni beni ilgilendirmez. Ben seni uyardım mı kardeşim? Uyardım. Dinlemekte de, dinlemekte de senin elinde. Biz ne yaptık mesela? Mustafa Karataş'a reddi yaptık. Biz Mustafa Karataş'a reddi yaptık. Elhamdülillah çok güzel de izlendi. Çok güzel de tepkiler oldu. Ya ay ya bu adam böyle mi diyor? Ya? ya bu adam böyle şeyleri mi vardı? Ya bu adam ait mi içermiş kardeşim? Diyen birçok <laughs> diyen birçok kişi de dediler ki biz Kanal de televizyondan siliyoruz ve Mustafa Karataş'ı da artık dinlemeyeceğiz dediler. Elhamdülillah. Bakıyoruz bazı vatandaşlar çıkmış. Ya sen nasıl konuşuyorsun sen Mustafa Kardeş'in gıybetini yapıyorsun ya bak. Ya bak konuşu lafa bak. Mustafa Kardeş'in gıybetini yapıyorsun. Şimdi gıybet nedir abicim? Bir adamın arkasından onun istemediği şekilde anmak. Biz onun arkasından konuşmuyoruz kardeşim. Bak canlı yayın da burada. Youtube kanalda burada. Açıp istediği gibi izleyebilir. İstediği gibi izleyebilir. Ayrıca bidat ehlinin arkasından konuşmak gıybet değil bid'at ehlinin arkasından konuşuyoruz. Kardeşimiz bu adam ayet inkar ediyor. Bu adam mütevatir hadisleri inkar ediyor. Bu adam ehli sünneti karalıyor. Bu adam sahabilere laf söylüyor. Çarşafa laf söylüyor. Sakala, sarığa, cübbeye laf söylüyor bu adam ya. Allah için kaç kere uyardı kardeşim ya. Bu adamı dinlemeyin dedik. Ha? Çıkmış orada kanan edip bir ay milletin dinini bozdu. Milletin anasını ağlattı imanının. Millet Yok bana gelen yorumlar bakıyorsun. Hazreti İsa inmeyecek, Mehdi gelmeyecek, çarşaf neymiş bak. Gelen yorumlara bakar mısın? Ya bir de sıkıntı ne biliyor musun kardeşim? Biz bunlar dedik ya bak biz Mustafa kardeşi dedik? Bu adam hanımlara çalışıyor. İkinci adına noktalar vakası bu. Nasıl ikinci adına noktalar vakası? Kadınlar memnun olsun kardeşim. Verdiği fetvalardan kadınlar memnun olsun tamam. Sıkıntı gerçi hiç önemli değil. Erkekler mutlu olsun hiç önemli değil. Aman diyor verdiğin fetvalardan kadınlar memnun olsun yeter. Fetva veriyor hanımlar memnun mu? Tamam şak 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 hanımlar da alkışlıyor. Tamam oldu bu iş. Nereden mi çıkardın bunu? Gelen yorumların %90'ı hanımlardan geliyor. Bak Mustafa kardeşin gelen yorumların %90'ı hanımlardan. Sen hocamız hakkında nasıl konuşuyorsun bak. <laughs> ya kardeşim biz bir şey konuşuyorsak Allah için bildiğimiz için konuşuyoruz. Biz bu muhabbetlerden önce reddiyeden önce dedik biz bu adam dedik kadınlara yönelik çalışıyor. Yani kadınların hevasına göre fetva veriyor dedik biz. O zaman da söyledik şimdi söylüyoruz kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Zaman sıkıntılı zaman. Problemli zaman. Ahir zamandayız kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz ya. Bak bununla alakalı çok güzel bir beyit var. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevai nefsel aldı nas bu anda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Eğer abid, eğer alim buşan da bu nastan uzet et hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim. Sen şimdi diyeceksin hoca efendi sen ne konuşuyorsun? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Cihanda şu anda alimde fesat koptu kardeş. Fesat ne demek? Depremler, yeller, seller, zelzeleler, bak virüsler, hastalıklar, bir sürü sıkıntı. Bitti mi? Bitmedi. Bita dehli, Deistler, ateistler, reformistler, vahabiler, selefiler, IŞİD'ciler, DAEŞ'ciler, Yahudiler. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Bunların hepsi fesattır kardeşim. Fesat ifsad ediyor, bozuyor. Depremler, yerler, seller, fırtınalar dünyanın dengesini bozuyor. Bir de dehli ateistler, deistler, reformistler insanın imanını bozuyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda hevai nefse daldı nas bu anda. insanlar da nefislerin hevasının peşine daldı. İnsanlar nefisle ne derse onu yapıyor. Ya adam diyor sen ne herkes elektriği yapıyorsun ya. Sen nasıl konuşuyorsun ya bak adam ne güzel konuşuyor. Adam ne konuşuyor kardeşim? Adam sen ne istiyorsan onu konuşuyor çünkü. Adam sen ne istiyorsan onun fetvasını sana veriyor. Kardeşim biz ne konuşuyoruz? Ya bak bana öyle mesajlar geliyor ki hoca diyor sana korkumdan sana bir şey sormaya utanıyorum diyor. Çekiniyorum diyor. Niye? Biz hakkı konuşuyoruz. Kardeşim hakkı haykırıyoruz. Biz hakkı hak olduğu için bağıra bağıra konuşuyoruz. Adam diyor ki sana sor soracağım ama korkuyorum diyor. Niye? Niye korkuyorsun kardeşim? Biz hakkı haykırdığımız için mi? Onlardan niye kimse korkmuyor? Onlar kafasına göre olur canım. Yaparız hallederiz ya. Yani sanki açık açık sanki rüşvetle bir şeyler söyleyecekmiş gibi yani. Hevai nefse daldı nas bu anda. Herkes nefsinin peşine koşmuş karı peşinde, kız peşinde, araba peşinde, erkek peşinde. Yani ne kadar dünyalık şey varsa, ne kadar nefsani arzu varsa ne kadar. Hep onun peşinde. Ahirete yönelik hiçbir şey yok. Hadis, fıkıh, tefsir kaldı nihanda. Yani hadis nerede kaldı, tefsir nerede kaldı, fıkıh nerede kaldı. Hadise soruyorsun. Uydurma, zayıf, sahte hadis, boş hadis, böyle bir hadis yok. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanla. Tefsir. Adam diyor ki yok Mehmet okuyan tefsir yazmış okuyayım mı? Süleyman Ateş tefsir yazmış okuyayım mı? Ya arkadaş yani ayet inkar eden, hadis inkar eden ne kadar adam varsa hepsini, bunların hepsini adamlar tefsirini okuyor kardeşim ya. Yakın kardeşim yakın şunu ya. Fıkıh. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanla. Fıkıh nedir abi? Fetva. Adam ne dedi kardeşim? İçine gelen hocanın fetvasını alıyor. İçine geliyor mu kardeşim? Ya senin şimdi fetva verdin ama şimdi bu zamanda o fetva... Mı? Ya adam bana diyor ki faiz diyor helal mi? Ya kardeşim haram. Ya ama zor durumdayız battık bittik yandık işte işsizim kardeşim asim. Öldün mü acının? E, yok. Ya kardeşim sen faizin ne kadar büyük bir kebair büyük bir haram olduğunu bilsen var ya bu soruyu sormaya utanırsın. Ama kardeşim bakıyorsun ne hadis kalmış ne tefsir kalmış ne fıkıh kalmış hiçbir şey yok. Devamı... Eğer alim, eğer abid buşanda. Alimi de, abidi de hepsi gitmiş. Aynı bu bu düzene uymuş gitmiş. Hepsi. Alime bakıyorsun, adam ehli sünnet adam diyorsun. Adamın bir tane reddiyesi yok ya. Adamın reddiyesi yok kardeşim. Adam isim veremiyorum ben kardeşim diyor ya. Ya ne demek isim veremiyorum ya? Ya bak kim olursa olsun bu konuda ben adama lafımı yapıştırırım kardeşim. Şu memlekette 3-4 tane isim vererek reddi yapan hocadan başka yok abi. Yok adam isim verme korkuyor ya. Korkma kardeşim bak bizi ölümle tehdit ediyorlar. Ölümle. Adam diyor kardeşim kafanı kop. Aynen böyle. Adam diyor ki kafanı koparacağım senin diyor. Ben diyorum buyur kardeş kafa burada gel koparabiliyorsan kopar. Hadi bakalım. Biz böyle adamlardan korksak biz burada bununla konuşabilir miyiz ya? He? Biz böyle adamlardan korksak reddi yapabilir miyiz burada ya? Adam korkuyor aman beni öldürürler aman. Ya bak Cübbeli Ahmet hocam ya. Daesh, Daesh, Daesh'in evine baskın yapıyorlar hücre evine. Cübbeli Ahmet hocamın evinin kuraküsü çıkıyor ve dronela bombalı saldırı planı çıkıyor. E buna rağmen hala konuşuyor elhamdülillah. Allah da onu şanını yükseltiyor elhamdülillah. Biz de konuşacağız kardeşim. Biz de tehdit alıyoruz ama tehditlere aldırış etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. He. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Alimsen, abidsen kardeşim. Ehl-i sünnete tabi olacaksın. Ehl-i sünnetin yolundan gideceksin. Allah Celil'ece, Celle sana bir heybet verir. Kimseden korkmazsın. Reddini yapacaksın kardeşim. Eğer alim, eğer abid bu şanda bunastan uzlet et hakka gidelim. Cemali bağ, kemali seyredelim. Bunastan uzlet et hakka gidelim. Böyle insanlardan uzak dur. Uzaklaş. Uzlet et. Yani onlardan uzaklaş kardeşim. Böyle adamlarla muhatap olma. Böyle adamlarla iç içe olma. Böyle adamlarla samimi olma kardeşim. Bunu aslan uzlet et. Böyle tanıdığın hocam var. Reddiyesiz kimsenin etlisine karışmaz. Kimsenin sütlüsüne karışmaz. Adam der ayet yok. Adam der hadis yok. Adam der ben değilsin. Adam der ben, ben ateistim. Aman desin o da bir görüş. O da bir görüş desin ya. Bırak boş ver. Böyle adamlardan uzak duracaksın. Cemali Bağ Kemali seyredelim. Beytimizi bitirdi. Şimdi biz niye reddi yapıyoruz kardeşim? Ya biz bunları niye konuşuyoruz ya? Ya Abdülaziz Bayındır diye bir adam var ya. Ya çocuğa diyor ki Allah seni kimle evleneceğini nereden bilsin diyor. Bak Allah Celle Celal'in ilim sıfatını inkar ediyor. Peki bu adam geçenlerde ne diyor biliyor musun? Bir tane videosuna denk geldim. Azrail diye bir melek yok diyor. <laughs> ya lafa bakar mısın? Azrail diye bir melek yok diyor inkar edersen de kafir olmazsın. Böyle şeyin devamı var yani. Böyle devam var. Yani artık gerisini almada gerek kalmadı yani. Bu lafı söyledikten sonra zaten adamın başka bir şeyine gerek var mı? Ne diyor adam? Azrail diye melek yok diyor ya. Ya iş buraya gelmiş. Bak. İş buraya gelmiş. Azrail melek yok diyor bu adam ya. Artık iyice raydan çıkmışlar. İyice. Allah selamet versin. Devam ediyoruz. Bugün reddiye doymadık yani. <laughs> Malumunuz üzere bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez reformist yani dinde yenilikçi olan. Bakın geçen akşam, geçen akşamlarda tam akşamın hatırlamıyorum. Haber Türkiye çıkmış. Bakın konuştuklarını aynen yazıya döktüm. Aynen aktarıyorum. Mehmet Görmez <laughs> Haber Türkiye katıldığı programda diyor ki: "Bugünkü sorgulayan gençlere deist denilmesini doğru bulmuyorum." Bunların sorgulaması İbrahim'i bir tavırdır diyor. Bunları İbrahim Aleyhisselam'a benzetiyor. Bugünkü deistler ne demek? Deist demek sadece Allah var. Kur'an'da böyle yarım yamalak var diyorlar. Peygamber yok, hadis yok, salavat yok, bir hiçbir şey yok. Deiz, deizm. Sadece tek Allah var. Geri kalan din yok, peygamber yok. Bunların hepsini silip atıyorlar. Sorgulan Müslüman ne demek abi? sorgulayan Müslüman. Bunlara geçen bizi reddi yaptık. Sorgulayan Müslüman diye bir sayfa var. Zaten onlar din minliyor. Komple dinlen, dinlen komple sıyrılmışlar. Ya sorgulayan Müslüman bunların yani şimdi Müslüman da sorgulamayacak iyice zındık olsun anlamında değil mi kardeşim? Müslüman şöyle sorgular. Mesela bir hadis duydu. Ya acaba bu hadis kaynağı nedir? Acaba bu hadisin detayı nedir? Evveliyat nedir? Bu hadiste ne denmek istendi? Müslüman bunu sorgular. Ya böyle şey mi olur lan? Böyle hadis mi olur lan? Böyle ayet mi olur lan? Bak Sorgulan Müslümanlar böyle sorguluyor. Ya böyle ayet mi olur kardeşim ya? Böyle, bu nasıl ayet ya? Bu zamanda böyle ayet mi olur? Bunlar böyle sorguluyor. Mehmet Görmez ne diyor? Bu zamanın deistleri diyor. Sorgulayan Müslümanlar. Onlara deist demeyin. Onlar normal şey sıradan Müslüman ya. Onlar İbrahim'i bir şekilde sorguluyorlar. Mesela İbrahim'i ne demek? Hazreti İbrahim ayı gördü. Ay. Dedi ki bu benim Rabbim. Ay battı. Dedi ki benim Rabbim olamaz. Güneş doğdu. Ha dedi benim Rabbim bu. Güneş battı. Ha dedi benim Rabbim böyle olmaz. Uzun kısa oraya girmek istemiyorum. Yani diyorlar ki Hz. İbrahim de sorguladı ya. Hz. İbrahim de sorguladı. Güneş'e baktı. Yok bu benim Rabbim değil dedi. Yok Ay'a baktı. Yok benim Rabbim değil dedi. Böyle bir şey yaşandı. Ama şu anda vaktimiz fazla yok. Detaya giremiyorum. Diyor ki o. Bugünkü işler İbrahim'i bir şekilde sorguluyor diyor. Ya ne alakası var kardeşim? Bugün işler din, iman, ayet, hadis komple hepsini dümdüz etti kardeşim ya. Devam ediyor bak. Diyanetin eşcinsel ile alakalı hutbesi sorulunca geçen hafta Diyanet İşleri, geçen haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali eşcinsellik ve zina hakkında çok güzel bir hutbe yaptı ve hakkında soruşturma açıldı. Ve soruşturma sonucunda ne oldu? Böyle bir şey. Yani gerek duyulmadı. Yani dava düştü. Ankara Barosu'nun açmış olduğu soruşturma havada kaldı. Ağzı böyle açık kaldı. Aynen böyle diye kallar yani. Öyle yapacaksın. Böyle adamlara böyle yapacaksın. Diyanet işlerin yapmış olduğu eşcinselerle alakalı açıklama hutbe sorulunca musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız Allah adına konuşmamız manasında gelir diyor. Bak. Ya Allah Celle, Celle diyor ki ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyle size ben azap yolluyorum, bela yolluyorum, musibet yolluyorum diyor ya. Bu bak bak lafa bakar mısın? Musibetlerin diyor, belli bir günah bağlanması doğru değil. Allah'ın içine karışmış gibi oluyor diyor bak. Allah adına konuşmuş bu Ulan ayet var kardeşim sen kimsin ya? Ya şunu Mehmet görmezi ya adam diye dinliyorlar adam diye ya. Biz uyarınca da sen Mehmet görmez aklınız nasıl konuşuyorsun? Yok senin ilmin onun ilmin yeter mi? Ulan benim ilmim onun ilmini kırka katlar ya. Niye kırka katlar kardeşim? Benim itikadım sağlam. Bak bu adam ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Bir numaralı FETÖ'cü bu adam. FETÖ, FETÖ. Bir numaralı FETÖ'cü bu adam. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Bak buradan da ben kimseden çekimiyorum kardeşim. Devam ediyoruz. Yani zinalar artıyor, eşcinsellik artıyor. Bundan sebep musibetler oluyor demek yanlışmış. <laughs> yani zinalar artıyor ve eşcinsellik artıyor. Bundan dolayı diyor musibetlerin çoğalması da böyle bir şey olamaz kardeşim diyor. Ya o hadis var zinalar çoğaldığı zaman depremler çoğalacak hadis. Al sana hadis. Zinalar artıyor, eşcinsellik artıyor. Böyle bir şeyin alakası yok kardeşim ya. Ne alakası var kardeşim diyor ya. Böyle bir şey olur mu diyor ya. Bu adamı da biz reddi yapınca kardeşim adamlar öyle bir şeyler söylüyorlar ki bize sen nasıl konuşuyorsun Mehmet görmez bir tane Mehmet görmez kim sen kim doğru Mehmet görmez kim ben kim o bizim itikadımızın yanına bile yaklaşamaz bunların ilminin içi boş dışı süslü, senelerce okumuş, prof olmuş, doçent olmuş ama kardeşim bakıyorsun adamlar hadisleri bir çırpıda kenara atıyor. Ayetleri ayak altına alıyor. Ya Kuramer denen bir şey var. Kuramer. Kur'an'ı araştırma merkezi. Yani Kur'an'ın içindeki yanlışları bulma merkezi. Adamlar öyle Kur'an'ın içindeki yanlışları bulma merkezi. Yani Allah'ın Celle Celaluhu yaptığı yanlışları düzeltme merkezi. Bu Kuramer. Bu Mehmet Görmez Kuramer'de ne iş yapıyor abi? orada yetkili bir şahs. Kuramer de ayet inkar eden, hadis inkar eden bütün adamları konuşturuyor abici. Bunun hocası da Said Hatipoğlu. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu, Said Hatipoğlu da karıştırmayın. Bu Said Hatipoğlu, Mehmet Görmez'in hocası. Türkiye'deki bozuk adamların başında. Ya arkadaş, Mehmet Görmez, reformist. Bak ne diyor, deist ya. Deistleri savunuyor kardeşim ya. Diyanetin açıklamasına laf söylüyor ya. Ya diyor ki ellerimizi işlediğimiz günahlarsa bile böyle bir şey olmaz ya kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz ya. Uzak durun ya. Dinimizin peşinden koşalım kardeşim. Bak İslam gidiyor. İslam'ı yaşayalım. Allah rızası için uyarıyoruz ya. Öyle bir İslam yaşalım ki bize deli desinler kardeşim. Deli desinler. Hadis-i şerif var. Bir kimse size deli demediği sürece sizin imanınız kamil değildir kamil imana sahip değilsiniz ya deli diyeceklerse ne ama nasıl deli diyecekler? Allah için delireceksin. İslam için delireceksin ya. Hı? Ne güzel bir söz var. Sizler sahabileri görseniz akıllı demezdiniz onlara. Ama onlar da sizi görse Müslüman demezdi. Bu laf başlı başına bize yeter. Biz sahabeleri görsek akıllı demezdik. Ama niye? Onlar din için deliriyorlardı. Din için öyle şeyler yapıyorlardı ki ya, ya bu da yapılır mı kardeşim yani, oha yani yani bu kadar da olmaz kardeşim bunlar da yani haşa ve hani bunlar da kardeşim yani manyaklar mı haşa ve kella diyor o anlamda yani bu da yapılır mı bu kadar da yapılır mı anlamında diyorum haşa ve ben sahabelere asla öyle bir şey demem biz, ona, biz onların tırnağı olamayız onların atının burnundan giren toz tanesi bile olamayız olamayız ben o anlamda demiyorum kardeşim işte onlar öyle iman sahiplilerdi. Bir kimse sana deli demediği sürece senin imanın kamili. Bir imam bu hadisle amel etmek istedi. Bakın. Ve hutbelerde her cuma hutbesinde bağıra bağıra, bağıra bağıra hutbe anlatmaya başladı. Ey iman edenler, ey Allah'ın kulları şöyle yapın böyle yapın. Ama sırf deli desinler bu hadisle diyor amel etmiş olayım. Ama... Kimse ona deli demedi. Millet böyle bakıyor. Yani ne konuşuyor bu hesabı. Bu imam imamlığı bıraktı. Dört ay sefere çıktı. Dört ay Allah yoluna cihada çıktı. Yani sahabilerin yaptığı gibi yaptı. Sahabiler ülke ülke, şehir şehir dolaştı. Çin'e kadar gittiler kardeş. Bak Türkiye geldi. Eba Eyyub El Ensari Hazretleri. İstanbul'a şeref verdi. İstanbul onunla şeref kazandı. Eba Eyyub El Ensari Hazretleri. He? Ha? Bu imam 4 ay sefer esiyor. Ve sefer esnasında ona diyorlar ki ya kardeşim sen deli misin ya? Sen manyak mısın? Diyor ki elhamdülillah. Bak elhamdülillah diyor kardeşim bana deli dediniz Allah sizden razı olsun diyor ya. Ben bir hadise muhatap oldum diyor. Biz bugün kardeşim bize acaba deli diyorlar mı ya? Bize biri deli dese utanırız ya. Ya sen deli misin? Kardeşim? Ya, ya Allah şuna ama adam bana deli dedi ya diyor. Ben o zaman ben bu işi bırakayım. Ben tebliği bırakayım, ben daveti bırakayım. Adam bana deli de. Ya ben deliyim miyim kardeşim? Ben akıllıyım ya. Sen öyle bir emri bilme aruf yapacaksın ki sana diyecekler ki ya bu kardeş hakikaten delirdi bu yüce ya. Ya keşke biri bana deli dese yani. Deli diyen var mı bilmiyorum. Diyen varsa yorum olarak yazsın bana yani. Deli demeleri lazım kardeşim. Allah için delireceksin ki belki sahabilerin mertebesine ulaşabilirsin. Mertebe olarak değil. Derece olarak. Onlarla kesinlikle aynı dereceye ulaşamayız. Ama amel olarak belki yan yana gelmiş olabiliriz. Belki bir umudumuz var yani. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah Celle Celaluhu'dan ümidinizi kesmeyin. Hazır. Bu mevzu açılmışken bir konuya girmem lazım. Bu e, zihinsel engelliler nereye gidecek diye bir çok sual geliyor bize. Yani tabiri caizse deliler nereye gidecek diye sual geliyor. Bununla alakalı bazı kardeşler soru sordu. E, biz bunu direkt e, canlı yayından ya da kısa bir video ile cevaplandıralım ki belki bunun sorusunu, cevabını arayan belki yüz binlerce insan vardır. Zihinsel engeller nereye gidecek? Hocam diyor cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, toprak mı olacak? Bununla alakalı 3 tane görüş var. Bu görüşlerden biri sorgusuz, sualsiz cennete gidecek. Görüşün biri bu. Yani mesul tutulmayacaklar, direkt cennete gidecekler. İkinci görüş de şudur. Mahşerde Allah Celle Celalı bunları bir imtihana tabi tutacak. İmtihan. İmtihanı kazanan cennete gidecek. İmtihanı kaybeden cehenneme gidecek. İmam-ı Rabbani bu iki görüşü de kabul etmiyor. İmam-ı Rabbani de diyor ki kardeşim diyor zihinsel engeller toprak olacaktır. Biz ne diyoruz kardeşim? Bu üç görüş de olabilir ama en iyisini Allah Celle Celal bilir. En iyisini Allah bilir kardeşim. Yani sen şimdi zihinsel engelli bir çocuğun olabilir, bir akraban olabilir, annen baban yakının olabilir, olabilir. Sen de merak ediyorsundur yani. Nereye gidecek? Bu üç görüş var. En sağlam görüş Allah bilir. Ya şimdi adam diyor ki, ya diyor ben diyor senelerdir diyor böyle engelli bir kardeşim var, annem var, babam var, her neyse. Ben bunun karşılığını nasıl alacağım kardeşim? Sabredene mükafat Allah Celle Celaluhu direkt kendi katından var. O senin için bir imtihan. Sen kırmadan, dökmeden, incitmeden engelli bir yakının varsa, özürlü bir akraban varsa yani özürlü tabirini anlamayanlar için konuşuyoruz. Yoksa özürlü tabiri kalktı sözcüğümüzden. Engelli. Engelli kardeşlerimiz için. Bakanlar Allah'ın izniyle büyük mükafat alacak ama isyan etmeyecek. Haşa ve kella oldu. Ya sen nereden geldin? Ya? Sen başımıza nereden gelirse bütün yaptığın hepsi silinir kardeşim. 30 sene bir adam birine baksa, bir engelliye baksa ama artık 30 senenin sonu ya bıktım artık sen nereden geldin başıma bela oldu neyse bitti kardeşim. Bütün hepsini silin. Allah için yapma. Allah rızası için uyarıyoruz. Şimdi hazır cennete girme meselesi gelmişken bununla alakalı bir mevzu daha var. Sorgusuz, sualsiz Hesapsız kitapsız cennete girecek 70.000 kişi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Hadis-i şerifte geçer. Hesapsız kitapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecek 70.000 kişi. Sahabiler dedi ki Ya Resulallah kim bu 70.000 kişi? O kişiler öyle kişilerdir ki imanı kavileşmiş artık. Ne demek şimdi imanı kavileşmiş? Allah Celle Celal'den başka kimseye muhtaç olmayan kişi. Nasıl mesela? Hazreti İbrahim mancılığa koyuldu. Ateşe doğru atılıyor. Büyük melekler geldi. Mikail aleyhisselam geldi. Dedi ki bir ihtiyacın var mı? Dedi sana ihtiyacım yok. İsrafil aleyhisselam geldi. Dedi ki bir ihtiyacın var mı? Dedi sana ihtiyacım yok. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya İbrahim bir ihtiyacın var mı? Biz Allah Celle Celle'den izin aldık geldik. Bir ihtiyacın varsa sana yardıma geldik. Hazreti İbrahim ne dedi? Allah Celle Celalü beni görüyor mu? Görüyor. Benim ne ahvalde olduğumu biliyor mu? Biliyor. O zaman dedi: Hasbi Allah. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Bana vekil olarak Allah Celle Celal'e yeter. Sana hiçbir ihtiyacım yok kardeşim. Çekilin gidin. Beni Rabbimle baş başa bırakın. Dedi ve atıldığı yer gül bahçesine döndü. Allah Celle Celalü ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim kuluma serin ve selamet ol. Serin ve selamet. Allah Celle Celalü serin ol dediği anda dünyadaki bütün ateşler buz kesildi. Bakın Allah Celle Cey, ey ateş dediği zaman bak ateş derken genel manada. Ey ateş İbrahim kuluma serin oldu dedi. Bütün ateşler donu dünyadaki. Selamet oldu bütün ateşler normal döndü. Sadece İbrahim Aleyhisselam düşe gül bahçesine döndü. Ve İbrahim Aleyhisselam orada 40 gün rızıklandı. Şimdi İbrahim'i bir tavır ne demek? Yani sorgusuz sualsiz cennete girecek 70 bin kişi İbrahim'i bir tavırla nasıl davranacak? O kişilerdir ki hasta oldukları zaman doktora dahi gitmezler. O kişiler acıktığı zaman kimseden bir şey istemezler. O kişiler ceplerinde 1 lira kaldığı zaman kimseden istemezler. Hayda. Adam diyor ki direkt sınıfta kalık nasıl olacakmış? bu Hastalandığın zaman doktora niye gitmeyeyim diyor adam mesela. Kardeşim doktorun işine. İşte hakiki iman budur sahabilerden biri hasta oldu. İsmini unuttum. Abdullah İbn Mesud olması lazım. Yanlışlık olmasın. Sahabilerden biri diyelim. Sahabilerden biri rahatsızlığına hasta oldu. Ölüm döşeği işte Başka bir sahabi geldi ki. Ya mübarek hastasın. Ölüyorsun. Seni bir doktora götürelim. Yani durumun kötü. Ahvalin perişan. Yani bu ahval olmaz. Doktora gözük. Cevap. Zaten dedi. Doktorun kendisi beni hasta etti. Allah Celle Celaluhu hasta eden de o iyileştiren de o. Bu iman. Eğer sende olacaksa, yani acıktığın zaman kardeşim, acından mesela artık ölme noktasına gelmişsin kardeşim, öleceksin. Ben kimseden Benim rızkımı Allah verir. Eğer zaten benim rızkım bittiyse, yani benim rızkım son mesela son bir pirinç tanesi kalmış, yiyeceğin. Tek bir pirinç tanesi. Sen o pirinç tanesini yemeden zaten ölmeyeceksin. Kesinlikle. O pirinç tanesi boğazına indikten sonra da Artık senin yaşaman mümkün değil. Sen zaten rızkın kesilmediyse benim rızkımı Allah verir diyeceksin. İşte bu ahvalde olursan cebinde para kalmamış kimse de el açmayacaksın. Ya Rabbi senden istiyorum. Beni fakir eden de sensin. Beni zengin edecek de sensin ya Rabbi. Bu ahvalde olacaksan işte sen sorgusuz, sualsiz cennete girecek 70 bin kişiden birisin. Ya sen şimdi diyeceksin ya işte sen demiyor musun işte sebeplere sarılacağız işte sebepler olmadan bu iş olur mu kardeşim? Siz kendiniz demiyor musun sebeplere sarılın. Biz sebeplere tabii sarılacağız kardeşim. Çünkü bizim imanımız buna müsait değil. Yalan mı kardeşim? Sen şimdi düşün kendini düşün kardeşim ya. Hastasın, yataktasın, ölüyorsun artık, dayanamıyorsun. Bırakın beni, Allah beni iyileştirecek. Gerçekten bu imana sahip olun düşünüyor musun? He? Açlıktan ölüyorsun artık. Kıvranıyorsun ya. Çaren yok. Şuradan bana bir kişiye bak. Tepende 50 kişi bekliyor. Onlar da artık açlıktan bitmişsin. Ya bana bir ekmek verin diyemeyecek iman var mı sende? Hı? Var mı o iman sende? Var mı o cesaret sende? Cebinde 1 lira para yok. Fakirliğin artık dibindesin. Yanında da zengin milyar, milyar dolarlık adamlar var. Sen onlara ya ya bana da şuradan bir 3-5 lira vermeyin diyebilecek iman var mı ya? Bana da Rabbim gönderecek diyebilecek iman var mı sende? Yok. O yüzden bizde bu iman olmadığı için kardeşim biz ne diyoruz ki? Sebeplere sarılacağız. Sebeplere sarılacağız. Biz çalışacağız. Bizim rızkımız yazılı ama biz sebeplere sarılacağız. O kavi iman bizde yok. Sahabelerden biri bu hadis önce dedi ki Ya Resulallah. Dedi ki bana bir dua etti. Ben de o kişilerden olayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı ve o sahabe için dua etti. Dedi ki Ya Rabbi bu kulunu da o kullarından biri yap dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her duası kabul olur. Ve o sahabinin duası kabul olur. Ve peşine başka bir sahabe dedi ki Ya Resulallah bana da aynı duadan eder misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Arkadaşın seni geçti dedi. Bak, bu dua bir kişiye nasip oldu. Ama geri kalan 69.999 kişi hala bu ahvalde olacak. Ve bu ahvalde olursa sorgusuz sualsiz hesapsız kitapsız cennete gideceksin kardeşim. Sen diyeceksin ki Allah bana yeter. Ama maalesef kardeşim özetlememiz gerekirse bu iban bugün bizlerde yok. Kimse bunu denemeye kalkmasın. Ben açık açık söylüyorum kardeşim bak. Kimse denemeye kalkmasın. Biz de bugün Allah Celle, Celle kulluk edemiyoruz kardeşim ya. Ya Allah Celle, Celle kulluk edemiyoruz kardeşim ya. He? Sana deseler ki iki gözünü ver İstanbul'u vereceğim. Verir misin? Vermem. Aklını ver deseler sana dünyayı vereceğim. Verir misin? Ya niye verim kardeşim? Benim iki gözüm olmadıktan sonra ben İstanbul'u ne yapayım? Aklım olmadıktan sonra ben dünyayı ne yapayım? Değil mi? E peki sana aklı veren Allah, sana o iki gözü veren Allah ne diyor? He? Bana namaz kıl. Bak kulluk et diyor ya. Allah Celle Kulluk etin bana diyor ya. Allah Celle Celle o. Günde beş vakit namaz istiyor. Bir ay oruç istiyor kardeşim ya. Ya zengindeysen zaten hacla işin yok, zekatla işin yok ya. Ya kıl namazını. Yani bir laf var ya, kıl beşi kurtar başı. Otur aşağı. Allah için uyuyoruz kardeşim ya. Allah rızası için ya. Namazını kıl otur aşağı. Bugün çenem düştü. Hakkınızı helal Daha birinci sayfayı 45 dakikadan bitirdik. Sabredin inşallah. Sabredin. Daha orca daha var yani. Şimdi bir haber çıktı. Geçen hafta. Ankara'nın Haymana ilçesinde bir e, konuştuklarımı hakaret olarak kabul etmeyin. Çünkü söyledikten sonra belki siz de sövebilirsiniz. Şahsiyesiz, karaktersiz, cibiliyesiz, İslam'dan nasibini almamış bir kişi yavru bir eşeği annesinin gözünün önünde çoban köpeklerine parçalatmış. Bu haber. Ben videoyu açıp izledim mi? İzlemedim. Ama e, fotoğraflara falan baktım. Niye açıp izlemedim? Ben böyle şeyleri izince benim yüreğim kaldırmıyor. Gerçekten kaldırmıyor. Maalesef biraz benim de ağzımın yayı gevşek. Ben hani dedim neyse dedim hem günaha girmeyeyim hem de değmez yani. Böyle adamlar için dedim ağzımı açmayı değmez. Ama bu adam İslam'dan nasibini almamış kardeşim. Sıkıntı şurada. Sıkıntı şurada. Ya bu eşeğin sahibi, sıpanın sahibi diyelim. Çünkü yavru eşek sıpanın sahibi. Ben o çocuğu tanıyorum. Hakkında şikayetçi olmayacağım demiş. Ya arkadaşım, yani tamam şikayetçi olmayacağım ama orada bir vahşet yaşanıyor kardeşim ya. Orada bir hayvana eziyet var. Sen sen, sen kendi canın yanmadı, orada can yanan bir hayvan var. Hayvana eziyet İslamiyet'le böyle bir şey var mı ya? Ve bu vatandaşı serbest bırakıyorlar. Bakın ben şunu söyleyeyim kardeşim. Buradan devlet büyüklerine de sesleniyorum. Böyle adamlara öyle bir ceza kesin ki kardeşim. He, hapis olmaz belki başka bir şey olmaz. Maddi olarak öyle bir ceza keseceksin kardeşim. Bundan sonra bir daha sivrisineği dahi öldüremeyecek. Hakikaten öyle olması lazım ya. Ya İslam buna müsaade ediyor mu kardeşim ya? İslam buna müsaade etmiyor kardeşim. İslam'da hayvan hakları ne kadar önemli biliyor musun sen? İnsan hakkı ne kadar önemliyse hayvan hakkı da o kadar önemli. Hayvanların dili yoktur kardeşim. Sana sesini çıkartamaz. Sen ona işkence edersin ama sesini çıkartamaz. Bak. Müslim'de geçen bir hadis var. Müslim'de geçen. Beni İsrail zamanda bir fahişe kötü işler yapıyor kardeşim. Bu kadın bu kadın bir bakın susamış bir köpeğe görüyor yolda denk geliyor. O kadar susamış ki bu köpek toprağa eşiyor. Bak toprağa eşiyor bu köpek diliyle toprağın altındaki serinliği dilini değdiriyor. Susuzluğu gitsin diye. O kadar susamış. Ve bu kadın, o kötü kadın boynundaki yaşmağı çıkartıyor. Başörtü ya da her neyse bu tarz bir şey. Boyuna dolu bir şey. ip gibi. Bunu ip yapıyor. Ve ayakkabısını bir kuyuya sallarak kuyudan su çıkartıyor. Ve bu köpeği su varıyor. Yani su veriyor ona. Köpeğin susuzluğunu gideriyor ve Allah Celle Celalü zamanın peygamberine vahy ediyor Git okuluma söyle ben okuluma affettim ve ona teşekkür ettim. Allah Celle Celalü teşekkür ediyor kardeşim teşekkür. Sen Allah'tan bir kere teşekkür aldın mı ki? He? Allah Celle Celalü ben diyor ki okuluma teşekkür ediyorum diyor ya. Ve onu affediyorum diyor bak kötü bir kadın ya. Affın sebebi nereden gelecek bilinmez. Biz her zaman söylüyoruz kardeşim Allah'tan af dileyin, insanlara iyilik yapın. Hı? Ne oldu? Sadece bir köpeğe su verdi diye Allah Celle Celle affetti. Mesele bir eşek, bir köpek, bir inek değil bak. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kanuni'nin bahçesinde yanlış hatırlamıyorsam meyve ağaçlarını karıncalar sarmış. Yani karınca sardı mı da ağacı kurutur yani. Kurutuyor. Kanuni durumu görünce kime gidiyor? Ebu Suud Efendi. Zamanın kutbu, zamanın uleması, zamanın Fetva heyeti başkanı. Ya Ebu Suud hayat duruyor kardeşim. Ebu Suud. Kanuni'nin söylediği kelime bak. Ebu Suud'a mektup yazıyor. Dırahtı ger sarmış olsa karınca. Zarar var mı karıncayı kırınca? Yani diyor ki şimdi ağaçları karıncalar sarın diyor. Ben diyor bu karıncaları öldürsem bunun diyor bana günahı bir vebali var mı diyor. Soru soruyor. Koskoca cihan padişahı soru soruyor. karınca öldürebilir miyim diyor ya. Cevaba bak. Ebu Suud Efendi cevap veriyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Ya mahşer günü o karıncalar var ya diyor. Ey Süleyman o karıncalar senden tek tek hakkını alacak diyor. Al sana cevap. Al sana sual. Al sana cevap. Bir kimse bir hayvana nasıl eziyet ettiyse o kişi aynı şekilde aynı şekilde mahşerde azap çekecek kardeşim. Zebaniler aynı şekilde o kişiyi azap edecek. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya kurban bayramında bir hayvanı keserken bile o hayvana nazik davranıyor kardeşim ya. Hayvan keserken bugün ya neyse ağzıma laflar geliyor söylemeyeyim. Adam hayvanın burnuna ya burnuna demirle vura vura hayvana işkence ediyor. Hayvana yatırmak için bacaklarına jilet atıyorlar ya. Bacağına jilet atıyor. Kardeşim bu hayvan yenir mi ya? O hayvan senden hakkını almayacak mı? Bir akrep'i bile öldürürken ateşe atamazsın kardeşim. Ateşle azap Allah Celle Celaluhu'nun azabıdır. Kimse kimseye ateşle azap edemez. Yakamazsın. Eğer bugüne kadar böyle bir şey yaptıysan acilen nasuh tövbesiyle tövbe et. Acilen. Bak çok acilen yoksa ebediyen yanar çıkarsın valla. Yanar çıkarsın derken yanarsın çıkamazsın. Yani. Ebediyen gidersin yani Allah muhafaza yani. Allah selamet versin. Tövbe edersen müstesna. Kim bir canlı hayvanın bir uzvunu keserse kıyamet günü Allah Celle Celaluhu o kişinin aynı şekilde o uzvunu kestiği şekilde cehennemde ona azap ettirecek zebanilere. Mesela sen bir köpeğin kulağını kesin Cehennemde zebaniler senin kulağını keserek sana azap edecekler. O köpek belki dünyada bir gün iki gün eziyet çekecek, acı çekecek sonra yarası kapanır gider. Ama sen cehennemde o kulağını kesecekler. Öyle bir kesecekler ki canın bölüp Canın öyle bir yanacak ki aklın çıkacak. Ama bitmeyecek. O kulak tekrardan yerine geri gelecek. Ve sen ozapla binlerce sene azap olacaksın. Hı? Ya değer mi kardeşim buna ya? Ha? Allah razı için Hayvanlara güzel muamele edelim ya. Bak yaz geliyor. Havalar iyice ısındı. Kapına bir tas su koy. Bir tas yemek koy. Sen susadığın zaman şişeyi kafaya dikiyorsun, lokol 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 içiyorsun. He? Oturarak da içmiyor, üç yudumla da Besmele zaten çok hak getire. Kafaya adam iki buçukluk böyle şeyi kafaya dikiyor, lok 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 yapıyor. Besmele çekti mi? Yok. Elhamdülillah dedim, de Yok. Ne olacak kardeşim bu iş? He? Sünnet üzere su içmez. Sen yazın içiyorsun. Hayvanlar. Deli dışarıda geziyor hayvanların. Kapına bir tas su koy kardeşim. Kapına az bir şey de olsa yemek koy. Allah Celle Celle belki senin bu amelin sebebiyle seni affeder. Bakın belki bir adam bir hayvana acıması sebebiyle Allah Celle Celle o kişiyi affeder ya. Örnek verelim mi kardeşim? Hazreti Ömer adalet deyince akla gelen Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra peygamber gelecek olsa o Ömer olurdu. Heybetli yürüdüğü zaman şeytan bile yolunu değiştiriyor. Bir gün Hazreti Ömer Medine sokaklarında gezerken baktı bir çocuk bir güvercinle oynuyor. Yani hayvanla oynuyor işte artık kanadını mı açıyor bir tarafı hayvanı kurcalıyor yani çocuk. Hazreti Ömer o ahvali görünce ağlamaya başladı. Niye ağlamaya başladı? Hayvana merhamet etti. Bak hayvana merhamet ediyor. Çocuk ben işte belki o anda işte bir kafesin içindeydi ya da çocuk bir şekilde oynuyordu yani. yani belki de çocuğun anlamıyor bile o çocuk hayvanın. Yani eziyet gördüğünü bile belki anlayamıyor, bilemiyor belki çocuk yani. Hazreti Ömer o güvercinin o ahvali görünce üzüldü, ağlamaya başladı ve o çocuğa dedi ki hayvanı satıyor musun dedi. Güvercin satar mısın dedi. Satarım dedi. Ve Hazreti Ömer o kuşu alarak güvercin alarak serbest bıraktı. Merhamete bak. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra rüyada görüldü. Sahabeler tarafından ve birkaç kişi tarafından. Ve soruldu. Ey Ömer Allah Celle Celal sana nasıl muamele etti? Sana güzel muamele etti mi? Seni affetti mi? Hazreti Ömer dedi ki Allah Celle Celal bana çok güzel mua muamele etti. Beni affetti. Dediler ki adaletin sebebiyle mi? Hayır. Zühdün sebebiyle mi? Hayır. Yani dünyaya olan az düşkün. Dünyaya düşkün değil Hazreti Ömer. Hayır. Peki ne sebebiyle? İbadetin sebebiyle? Hayır. Amelin mi? Hayır. Ne sebeple? Dedi ki ben dedi öldüğüm zaman kabre koyduktan sonra sorgu sual melekleri bana geldi. Sorgu sual melekleri bana soru sormaya başladıkları zaman bir nida geldi. Okuluma dokunmayın. Okuluma ilişmeyin. Ben okulumu bir güvercine merhamet etmesi sebebiyle onu affettim. Onun günahlarını bağışladım. Onu cennete koymaya kendime bir hak gördüm. Hadisi şerif. Bakın kardeşim. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer bir güvercine affetmesi, bir güvercine bu muamele yapması sebebiyle ya. Bir muamele bak hadis şerif ya. Hayvanlar acı Allah Celle Celaluhu'nun melekleri de sana acısın. Bak hadisi şerif. Siz yerdekilere acın ki göktekiler de size acısın. Hayvan ya. Onu da canı var kardeşim. Bakın Allah dostlarından biri. 600 cilt kitap yazmış. 600 cilt kitap yazmış. Ve vefat ediyor bu Allah dostu. Rüya aleminde görüyorlar. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Diyor ki elhamdülillah çok iyiyim. Keyfim çok yerinde. Diyorlar ki rüyadım tabii ki siz iyi olacaksınız efendim. Hani bu kadar ilim sahibisiniz, bu kadar abid, alimsiniz, 600 cilt kitap yazmışsınız, insanlara faydanız var. Tabii ki iyi olacaksınız. O diyor ki hayır diyor. Ben yazdığım 600 cilt kitap sayesinde diyor bu makama gelmedim. Yani affolunmadım. Allah Celle Celle bana bu güzelliği yapmadı. Sebebi nedir? Ben diyor bir gün kitap yazarken, bakın kitap yazarken diyor o elimdeki kalemi diyor mürekkebe batırdım. Tam çıkardım diyor yazacakken bir sinek, bir sinek kalemin diyor mürekkep kısmına kondu. Ve diyor o mürekkep suyla karıştırılmış mürekkep. O mürekkebin diyor üstündeki de suyu içmeye başladı diyor sinek. Bak, susamış sinek kaleme konuyor ve o kalemin üstündeki sudan içmeye başlıyor. Ben de diyor o sinek suya kanıncaya kadar suyu içip uçuncaya kadar diyor kımıldamadım. Bak. Kımıldamadım diyor. Bu yüzden Allah Celle, Celle beni affet. Bir tarafta bir sine iyi muamele yapan, bir güvercini iyi muamele yapan Allah'ın seçilmiş kulları bir tarafta da hayvanlara eziyet eden, hayvanları öldüren, gözünü kesen, kulağını koparan, ayağını kesen, kuyruğunu kesen. Bu nedir kardeşim ya? O eşeği parçalatan vatandaş acilen tövbe edecek, acilen nasuh tövbesiyle tövbe edecek. Bir daha bunu yapmayacak ve bundan sonraki hayatında hayvanlara iyi muamele edecek. Bunun tek affı bu kardeşim. Başka bunun affı yok. Başka affı yok. Nasuh tövbesiyle tövbe edecek. Devam ediyoruz inşallah. Bugün... Hakkını zeledim. Biraz uzadı ama yapacak bir şey yok. <laughs> Gelelim mevzuya. Zekat. Bununla alakalı çok soru kardeşim. Zekat nedir? Zekat kardeşim bir kişinin 81 gram altına var. 80 küsür de 81 gram değil. 81 gram altına varsa nisap miktarı deniyor buna. 81 gram altına varsa ya da buna karşılık eder bir parası varsa kıyıda köşede kenarda. Mesela 81 gram çarpı altının gramı kaç para kardeşim 390 lira mesela 81 çarpı 390 yapıyorsun kaç para çıkıyor mesela diyorum 35 bin lira 35 bin lira varsa kenarda kardeşim sen bunu 40'a bölüyorsun çıkan rakamın zekat olarak veriyorsun mesela adam diyor ki ben evleneceğim diye işte ev bir ev alacağım işte şunu yapacağım kenara para biriktireyim bunun da zekatı olur mu olur kardeşim olur bindiğin arabanın oturduğun evin yazlığının Kışlanın, giidinin zekatı olmaz. Mehmet okuyan ne diyor? İş dönüyor dolaşıp bunlara geliyor. Ya kardeşim diyor ki, ya oturduğun evin zekatını vereceğini bu adam ya Allah rızası için ya Ya o kelimeye bakın ya. Ya bu adam diyor ki, oturduğun evin, bindiğin arabanın zekatını vereceğini. Ya bir de bu adama Kur'an'ı yemiş yutmuş diyorlar ya. Lan bunun neresi Kur'an'ı yemiş yutmuş? Bu tersten yemiş yutmuş ya. Ya böyle iş mi olur kardeşim ya? Allah rızası için ya. 81 gram altın Olacak. Ya da onun karşısında paran olacak. Üstü varsa üstü kadar. Atıyorum 90 gram altınım var. 100 gram altınım var. 100 gram çarpı 390. Yani 390 derken altının gramı ise Şimdi kaç para bilmiyorum. 400'e 400'e çarpacaksın. Çıkan rakamı 40'a bölüyorsun kardeşim. Çıkan rakamı zekat olarak veriyorsun. Tamam mı? Ee, kime zekat verilmez? Şimdi iyi dinleyin. Zekat Usul ve furu dediğimiz yani üst soy ve az soy şeklinde ifade edilen anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara verilemez. Aynı şekilde bir kimse hanımına zekat veremediği gibi kadın da fakir kocasına zekat veremez. Çünkü aralarında bakma hükümlülüğü ilişkisi bulunur. Zekat verecek kişinin cami, okul ve yurt yapımı ve ihtiyaçlar için verdiği para zekat sayılmaz. Bu tür bağışlarla Allahu Teala'nın sevabına nail olunur. Ancak verdiğimiz para zekat yerine geçmez. Zekat ayrıca nisap miktarı paraya sahip olan kişiye ve gayrimüslime de verilmez. Yani bir adamın mesela atıyorum bir adamın kenarda 35 bin lira parası var. Bu adama zekat düşmez. Şimdi şöyle çok sual geliyor. Mesela diyor ki hocam diyor camiye, işte derneğe, dergiye medreseye yardım etmek istiyorum. Zekatımı oraya vermek istiyorum. Kardeşim veremez. Bu sadaka yerine geçer. Tamam mı? Ha şöyle bir şey yapılabilir. Bununla alakalı e, şuna cevaz verilebilir mesela. Mesela sen illa kardeşim ben medreseye yardım edeceğim diyorsun. Şöyle bir şey yapabilirsin o medresedeki hocalardan bir tanesine, şahsına, zekat düşen bir hocaya hoca zekatını verirsin kardeşim. O hoca zekatı kabul eder. O hoca aldığı zekatı medreseye hibe eder. Anladık inşallah. Tamam mı? Bu konuyu fazla da uzatmak istiyorum. Çünkü saat bayağı bir geçti. Daha bir sürü konumuz var. Allah selamet versin bana. Çenem yine düştü. Zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefi kulüp yani kalpleri İslam'a sınırılmak istenen kişiler esaretten kurtulacaklar. Borçlular Allah yoluna cihat eden ve yolda kalmışlar. Zekat meselesi önemli mesele. Allah için uyarıyoruz zekatınızı verin. Bak kuruşu kuruşuna. Ya ben öyle adamlar tanıyorum ki adamın fabrikasında zekat memuru çalışıyor. Adamın işi sadece şirketin zekatını hesaplamak. Bak 12 ay maaş olur bu adam. Sigortalı, yemekli, SSK'lı her neyse işte. 12 ay maaş olur. Adamın sadece işi adamın zekatını hesaplamak. İşte bu adam Allah Celle, Celle zenginlik verir. Bu adam Allah Celle, Celle ebedi zenginlik verir. Kardeşim zekat meselesini inşallah bitiriyoruz kardeşim. Allah rızası için dinimize sarılalım. Bakın zor günlerden geçiyoruz. Zaman tam zekat verme zaman. Hem Ramazan'ın hem Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bak korona diye bir melanet var. Sarmış başımızı gidiyor. Allah selamet versin. He şöyle bir şey var. Müjde geldi mi? Müjde geldi elhamdülillah. Ne müjdesi geldi kardeşim? Korona yavaş yavaş Allah'ın izniyle bitiyor. Elhamdülillah aslında biraz hamd etmemiz lazım. Hem Ramazan'a denk geldi. Gerçekten Ramazan'a denk geldi. Olur da Allah muhafaza bir yaz ayına falan denk gelse var ya. Aman yarabbim bu tam böyle pisliğin günah işlerini zaman. Yazın. Herkesin soyunduğu, karı kız desen soyunuyor. Erkekler desen onlar da onlardan beter soyuluyor. İçki, zina, ulu orta yapıldı. Ramazan, yani Ramazan işte elhamdülillah Ramazan'a denk gelmedi yani. Bu pislik sıcak ay. Adam Ramazan'da sıcak ayda da kardeşim ben denize gidiyorum diyor ya. Adam diyor ki ben diyor cumartesi, pazartesi oruç tutmuyorum diyor ya. Bu geçtiğimiz sıcak aylarda. Haziran'ı, Temmuz'u, Ağustos'u denk geldiği zamanlarda ya. Ben diyor ki hafta sonu oruç tutmuyorum. Niye kardeşim? Ben diyor denize gideceğim diye ya. Ya Allah Celle, Celle bizi daha ne yapsın ya? Allah Celle, Celle ne yapsın? Bakın Allah için uyarıyoruz. Ramazan bitecek. Bayram da bitecek. Haziran, Temmuz, Ağustos sıcak zamanlara başlayacak. Allah rızası için uyarıyoruz. Günahlara girmeyelim. Allah için uyarıyoruz. Soyunmayalım. Çıplak gezmeyelim. Erkeğe de söylüyoruz. Kadına da söylüyoruz kardeşim. Erkeğe de söylüyoruz. Erkek millete de kudurmuş. Adam kısacık şortla geziyor ya. Caiz mi kardeşim? Değil. Diz kapağının altında olması lazım. Erkek için. Kadınlar zaten kızar Allah selamet versin. İyice zaten her sene gittikçe zamanadan çıkıyorlar. Her sene kardeşim ya. Nereden biliyorum? Bilmiyorum kardeşim. Söylüyorlar. Söylüyorlar. Hocam diyor ne yapayım diyor. Çıro çıplak geziyor diyor. Bakma kardeşim. Bakın Allah için uyarıyoruz. Ayet okuyacağım kardeşim. Bak meal veriyorum sana. Meal. Nur suresi 30 bin ayet. Mümin kadınları da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtlerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri ve erkek kardeşlerin oğulları, kız kardeşlerin oğulları, kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve carileri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçileri yani yaşlıları, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsinler diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin. Umunur ki kurtuluşa eresiniz. Ya şu ayet zaten başlı başına yeter ya. Başlı başına yeter bak Allah Celle Celal kimlere karşı normal giyinebileceğini, kimlere karşı kapalı giyineceğini açık bak. Nur suresi 31 Allah rızası için açıp okuyun ya. Bak Allah Celle Celal ki Ayaktan yeri olmasın. Hele şu topuklu yürüyenler Allah selamet versin ya. Ya öyle bir topuklu yürü kardeşim. Kovboy musun? Red gibi yürüyor kardeşim ya. Tak tuk tak tuk. Adamın kafasına vuruyor şeyin topuğun sesi ya. Allah rızası için uyarıyoruz. Kime karşı açık giyineceksin? Kime karşı kapalı giyineceksin? Bak Nur suresi 31. ayet. Allah rızası için uyarıyoruz. Bakın. Ashab suresi 59. ayet. Estağfurullah bismillah. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna en yurafna fala yu'zayna ve kana Allahu gafurur rahim. Ashab suresi 59. ayet meal veriyorum Allah için iyi dinleyin. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle cilbaplarından yani dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örsünler. Bu onların tanıma, tanınmalarına tanınıp da eziyet edilmemeline en elverişi olanıdır. Bunlara beraber Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Bak cilbab. Cilbab'ın kökeninde milhafe var. Milhafenin kökeninde çar çarşaf var kardeşim. Çarşaf. Mustafa kardeşin ne diyor kardeşim? Çarşaf marşaf yok. Ya Allah sana akıl fikir versin kardeşim ya. Çarşaf kardeşim çarşaf. Örtü, tesettür. Şimdi mesela çarşaftan şöyle de biraz detaylandırabiliriz. Mesela bazı hanım kardeşler ya kardeş ben çarşaf giyemiyorum hocam ben yapamıyorum. Vücut hatların belli olmayacak kardeşim. Bak Allah Celle Celle ne diyor? Bu onların tanınmalarına tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olanlar. Yani senin vücut hatların belli olup da insanların sana laf atmasına ya da senin hakkında bazı kötü düşüncelere sahip olup günaha girmemeleri için diyor Allah Celle Celaluhu. Bol ferace giy kardeşim. Çarşaf giymiyor musun? Bol feracegi vücut hatların belli olmayacak. Pardüse olur kardeşim. Vücut hatların belli olmayacak. Mesela adam diyor ki doğunun yöresi ayrı. işte Karadeniz yöresi ayrı. Tamam bir şey demiyoruz. Vücut hatları belli olmayacak kardeşim. Ama Osmanlı şehir kıyafetini çarşaf olarak belirlemiş kardeşim. Şehir kıyafeti çarşaftır. Tesettür. Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Bak hadise bak hadise. Resulullah Aleyhisselatü vesselam kadınlardan erkeklere benzeyenlerle, erkeklerden kadınlara benzeyenlere lanet etti. Buhari, Ebu Davud, Ahmet İbni Hanbel, Nesehi. Al sana. Bir rivayette geçer ki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınacaktır. 500 senelik mesafe. Kendini kadına benzeten erkek, kendini erkeğe benzeden kadın bunun kokusunu dahi alamayacaktır. O kot pantolon giyen kadınlar var ya. Kot pantolon giyen hanım kardeşi al sana hadis. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınacak. Sen kot pantolonu giyip sokakta geziyorsan kardeşim o kokuyu dahi alamayacaksın. Bak sana tehditli bir hadis. Böyle bir hadis adamı çarşafa sokar yani. Benim ümmetimden iki sınıf insan olacak. Bunlar cehennemliktir. Hadisi şerif bak cehennem. Hem de sahih kaynak. Cehennemlik. Ama ben bunları görmeyeceğim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani benden sonra gelecekler bunlar. Onlar kimdir? Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup da insanları onlarla döven bir topluluk. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen bir topluluk oldu. Hatta İmam-ı Azam'ı hapse atırıp hapiste öldüren kavim bu. Bu yaşandı. Şimdi bizi alakadar eden kısma gidiyoruz. Ve bir de bir takım kadınlar topluluğu çıkacaktır. Bunlar ki giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. Kokusu şu kadar şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır. Bak giyinik çıplaklar. Ne demek giyinik çıplak kardeşim? Öyle bir giymiş ki kardeşim bütün vücut hatları belli oluyor kardeşim bu kadınlar cennetin kokusunu alamayacak. Kendileri sapıtmış ve insanlar da yoldan saptıran. Ya bu dışarı çıkarken öyle bir makyaj yapıyor ki ruju, fondöteni bilmem ne allık mıdır bir sürü şey var. Gözüne, kaşına her tarafına şey çıkıyor. Niye? Güzel görünüyor. Kendisi sapıtmış. Ya ama diyor ki ben diyor erkekleri üstlenmem kendime üstlenmem. Ya kardeşim sen kendine üstleniyorsun sokağa çıkıyorsun da senin yolda gören erkek tahrik olmuyor mu? Oluyor. Sen sapıtmışsın ve erkekleri de yoldan çıkartıyorsun kardeşim. Bu çok tehditli bir hadistir. Allah için uyarıyoruz kardeşim. Süslenerek erkekleri tahrik edecek şekilde yollarda, sokaklarda gezme. gezemesin. Buna hakkın yok. Allah Celle Celle seni uyarıyor. Bunun azabı, bunun vebali ağır olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadınlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Ve bu kadınlar cehennemliktir diyor ya. He? Peki bu kadınları bu ahvalde sokağa çıkaran erkekler ne olacak? Evliler. Hı? Adam karısı çırılçıplak geziyor, daracık yemiş, elinden tutarak yolda salına salına yürüyor. Hani şunu der gibi, bakın benim karımın vücuduna bakın der gibi. Bak bu benim karımın vücudu ha, görün der gibi. He? Kıskançlıktan eser taşımıyor bunlar. Bunlar nedir? Bunlar deyyus. Deyyus. Kocasını, karısını kıskanmayan tek hayvan domuzdur. Ve kardeşim benden sanıyor ki sen eğer karını kıskanıyorsan sen domuzsun, deyyusun. Hadislerle yoluşuyorum. Ben kendime yani ağzımdan demiyorum kardeşim hadis var, deyyustur diye hadis var. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordu. Dedi ki herhangi biri senin evinin içine baksa ona ne yaparsın? Yani han, evi hanımın evde bir yabancı bir erkek evine bakarsa sen ne yaparsın? Sahabelerden biri dedi ki onu dedi kılıcım dedi keserim. Diğer sahabeler şaşırdı. Allah Allah ya niye böyle bir tepki verdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki size de onun bu, bu verdiği tepkiye şaşırdınız mı dedi? Dedi şaşırmayın. Vallahi dedi ben ondan daha kıskancım. Efendimiz de ben ondan daha kıskancım. Ama dedi Allah Celle, Celle benden daha kıskanç. Sen Allah'ın kulusun kardeşim. Sen Allah'ın kulusun. Sen karına sahip çıkacaksın. Peki bu karlarını böyle giyinen erkeklerin neyi var? Hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu ümmetin son zamanda bir takım adamlar türecek. Bu adamlar kendilerini erkek gibi kabul edip lüks bineklere bineceklerdir. Camilerin kapılarına gelecekler ama onların karıları, yani onların eşleri, hanımları giyinmiş çıplaklar olacaklar. Kafaları deve hörgüçleri gibi olacak. Onlara bak diyor ki onlara lanet edin. Çünkü o kadınlar Allah'ın lanetiyle çarpılmışlardır. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Adam namazında niyazında beş vakit abdesti işte durumu ama diyor adam camiye gidiyor ama karısı diyor ne ahvalde kardeşim ya. Karası kapalı buradan deve hörgücü gibi yapmış burayı kafasını başörtüsünü çarşafı ya çarşafı deve hörgücü gibi yapanlar var kardeşim ya. Ya Allah rızası için diyoruz, Bu nasıl bir kılık? Bu nasıl kıyafet? Sen lanetlenmişsin ya. Sen açıksan, senin üzerinde bir kıyafet yoksa sen Allah'ın lanetini çarpılmışsın. Bak kaynak veriyorum. İmam Ahmet müstedrek. İmam Ahmet ya. Ahmet İbni Hanbel'in müstedrekinde geçiyor. Kardeşim bak yine söylüyorum evinde süslenmez ama sokağa çıkınca kardeşim 40 kıla girer. Erkek içinde geçerli kadın içinde kardeşim ama ağırlık hanım hanım kardeşler. Hanım kardeş diyorum yine yani. Ya evinde kardeşim pijamasıyla durur, donuyla durur ama sokağa çıkalım bir olduğu zaman o makyajlar, kılıklar, kıyafetler hemen böyle bir şekilde tripler, hareketler. Ya kardeşim sen kocana süsleneceksin. Ya gittiğim yerde bana çirkin mi desinler? Desinler. Ve sen kocana güzel gözü kardeşim. Derdin ne senin? Bak hadis. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha buyurmaktadır ki Ashab suresinden cilbaplarını üzerlerine sarkıtsınlar. Ayet-i kerimesi nazil olunca ensari kadınlar dışarı siyah elbiseler içinde sanki başlarında siyah kargalar varmış gibi bir görüntü içinde çıktılar. Süneni Ebu Davud. Yani cilbap ayet indikten sonra Medine sokaklarında diyor sanki kara kargalar dolaşıyordu. Bak hepsi çarşafa gitti sahabi kadınlar ya. Ya onlar yanlış anladı sen mi doğru anladın ya? He? Mustafa Karataş Efendi, He? Ar bu çarşafı inkar eden zınlıklar, sahabi hanımları bu ayet indi de yanlış anladılar da çarşaf giyinler de sen doğrusunu anlayıp bu çarşaf değil mi diyorsun? Yazıklar olsun size ya. Allah size akıl fikir versin. He? Böyle yapa 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 İslam'ı rezil ettiniz kardeşim. Başörtüsü oldu bir paçavra ya. He? Bak bir zamanlar başörtü yasağı vardı. Başörtülü kadınlar, çarşaflı kadınlar sokaklarda sürülüyordu kardeşim. Yerlerde sürülüyordu ha. Okullara alınmıyordu. Devlet memuru olamıyordu. Doktor olamıyordu. Öğretmen olamıyordu. Hı? Ama o zaman başörtülü kıymetliydi be kardeşim ya. Başörtünün o zaman kıymeti vardı. Ne oldu başörtü serbest oldu? Kötü olduğu anlamına demiyorum. Elhamdülillah serbest oldu. Ama başörtünün kıymeti gitti. Başörtü şu anda onu giyenlere lanet ediyor ya. Öyle başörtü takanlar var ki süslümanlar. Süslü man, Müslümanlık alakası yok kardeşim ya. Başörtüsünü moda haline getirdiler kardeşim ya. He? Oyuncak yaptılar. Oyuncak. Almışlar başörtü defilesi sebebi. Lan başörtünün defilesi olur mu kardeşim ya? Başörtü defilesi yokmuşlar ya. Başörtünün defilesi mi olur kardeşim ya? Buraya başörtü koymuş alt tarafa Allah selamet versin. Üstü topağına altı şişhane. Hoppala paşa Malkara keşan yani. Hiç sıkıntı yok. Yapıştır. Nasıl başörtünün reklamını yapıyor. Alt tarafı kardeşim alt tarafın çıplak. Olsun biz diyor başörtünün şeyini yapıyoruz diyor kıyafetten maksat şudur. Giyinmekten maksat. Öyle giyineceksin ki kardeşim. Genç misin? Yaşlı mısın? Güzel misin? Çirkin misin? Belli olmayacak. Bak ben bunu giyinenlere söylüyorum. Bir de giyinenler kendinizi bir düşünün kardeşim. O açık saçıklar var ya bir de kendinizi siz düşünün ya. Ben makyaj yapmıyorum. Ben zaten çirkin giyiniyorum. Benim zaten saçım başım dağınık. Erkek milleti bunlara bakmıyor kardeşim. Tamam mı? Geliyor sualler. Öyle sorular geliyor ki yani söyleyemiyorum yani. Adam diyor ki hocam diyor ibre 200'e dayandı ne yapayım diyor. Böyle adamlar gözün sokaklarda. Kardeşim Allah için öyürüz. Sen öyle bir giyineceksin ki senin hiçbir tarafın belli olmayacak. O yüzden çarşaf kardeşim bak öyle giyineceksin yani. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. Bu rezil kıyafetli insanlarla alakalı. Başörtünün adını yerle yeksan edenlerle alakalı. Ya hem madem ki rezillik yapıyorsun bari o Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a atma. Atma kardeşim ya. Senin yüzünden diyorlar ki bak senin yüzünden, senin o rezilliğin yüzünden diyorlar ki ya bu başörtülerin hepsi böyle. Bu başörtülerin hepsi böyle yoldan çıkmış. Bu başörtülerin hepsi böyle. Böyle namussuz şerefsizler yüzünden namuslu, şerefli başörtülü kadınlar da laf He? Bir tane kendini bilmez, birkaç tane kendini bilmez cibiliyetsiz başörtülü süslüman yüzünden utanmaz, rezil, namussuz bir şekilde fotoğraf çekip TikTok'a, Instagram'a, Facebook'a fotoğraf atanlar yüzünden kardeşim Namuslu başörtüler laf yemez. Buna hakkın yok kardeşim. Kendi rezilliğini oraya yatıyorsun. Erkekleri yoldan çıkartıyorsun. Ondan sonra memlekette zina oranı ne kadar arttı? Ya kardeşim sen milli erkeği azdırırsan kardeşim adam düz da tırmanır. Ne yapacak adam? Ne yapacak adam kardeşim? Ne yapsın? Sen buna sebep olduğun için sen sıkıntı çekeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Miraç'ta gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Cennetin çoğunu fakirler oluşturur. Cehennemin çoğunda kadınlar. Biz diyoruz kardeşim, hanım kardeşim sen bu zümreden olma. Sen bu zümreden olma kardeşim ya. Hanım dediğin biraz mesafeli olacak. Ya ayet var kardeşim ya. Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin diyor Allah Celle Celaluhu. Ya peygamber hanımından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından sen ne demek? Ya akla kötü bir şey mi gelecek? Allah Allah. Peygamber hanımından kim ne istiyor? Hazreti Ömer istiyor. Hazreti Ebu Bekir istiyor. Hazreti Ali, Hazreti Osman. Bunların mı haşa aklına kötü bir şey geçecek? Hayır. Bu ayet bize duyuruluyor. Peygamber hanımların haşa kalbi mi kötü? Asla. Bize geliyor kardeşim o bize. Biz nasıl hoppala paşam mal karı geçen iç içe dış dışa. Bak Ashab suresi 32. ayet. Meal veriyorum. Allah'tan sakının. Edalı yumuşak konuşmayın. Kalbi bozuk olan ümide kapılır. Belki bak belki diyor ümide kapılır. Hep ciddi konuşun. Ayet meali veriyorum kardeşim. Yumuşak konuşmayın. Edalı konuşmayın. Belki adamın kalbi bozuk, belki adam meilli. Örnek vereyim mi kardeşim? Adam mesela biz ne dedik? Kadın erkek karışık çalışmasına biz cevaz vermiyoruz. Caiz değil zaten kadın erkek karışık çalışamaz. Çok böyle tepki geldi. Aç mı kalalım? Ölelim mi? Sana öldüren yok kardeşim. Kadınlarla iç içe çalış. Sadece kadınla olduğu bir yerde çalış. Biz buna cevaz vermiyor. İstediğin kadar şey yap. Ben acımdan ölüyorum, işte falan filan. İstediğin kadar konuş. Bunun cevaz yok. Kadın erkek iç içe çalışması caiz değildir. Hatta Yakın çalışma zaten komple haram. Yan yana çalışma var o zaten haram. Onu saymıyoruz. Aynı odada çalışma zaten şey değil. Mesela örnek veriyoruz. Hanım kardeş ya oluyor kardeşim biz de bir yerlere telefon açıyoruz. Ya telefon açıyor öyle kırıtıyor ki ya Allah selamet versin ya. Ya Allah selamet versin kardeşim niye kırıtarak konuşuyorsun? Şimdi sen diyeceksin ki ya işte hoca efendi kadın iş yerinde ne yapsın? Alo diye mi açsın? bak? Oluyor buyurun böyle mi açsın diyorsun sen şimdi? Orası iş yeri mecbur kibar konuşacak diyorsun. Allah Celle, Celle ne diyor? Edalı yumuşak konuşmayın. Kalbi bozuk olanlar ümide kapılabilir. Adam telefonu açtı. Alo merhabalar. Hanımefendi başlıyor kibar konuşmaya. Buyurun beyefendi bilmem ne şirketi. Buyurun nasıl yardımcı? Adam diyor Allah Allah niye bu kadar yumuşak konuşuyor bu kadın? Niye böyle kibar konuşuyor? Allah Allah acaba bana mı bir şey bana mı yürüyor kardeşim ya? Kadının niyeti öyle değil. Kadın namusu diyelim mesela. Biz kimsenin karısına namusu demiyoruz. Mesela adamın hanımı bir yerde sekreterlik yapıyor. İşi gereği kibar konuşuyor. Biz kimsenin hanımına karısına kızına namussuz demiyoruz. Ama kardeşim onun kibar konuşması sebebiyle mecburen nazik konuşması sebebiyle karşıdaki adam ya bu niye bu kadar kibar konuşuyor? Allah acaba benden hoşlandı mı? Acaba benden hoşlandı mı diyebilir. Hı? Allah için konuşuyoruz kardeşim Allah için. Kimseden çekinmeden konuşuyoruz biz. Sesin de haram, saçın da haram, şeklin haram, vücudun haram kardeşim. Sadece kocana helal. Bakın. Senin açık hanım kardeşleri söyleyeyim. Senin saçının tek bir teli bile tek bir teli bile yabancı erkeğe haramken kafandaki 150 bin tane saç teliyle sen Allah'a nasıl hissen ediyorsun ya? Ya kafandaki bir tek saç teli yabancı erkeğe haram. Sen kafandaki 150 bin tane saç teli var. Sen komple açık yazıyorsun Allah'a hissen ediyorsun. Allah için konuşuyoruz kardeşim. Sen kafanı kapatacaksın. Sen kocana kendini göstereceksin. Mesela diyor ki ya diyor. Sen, ben şimdi diyor kapanacağım işte giyineceğim ama sanki işte böyle sanki herkes bana bakacak sanki bütün dikkatler benim üzerimde toplanıyor. İşte giyinemem sanki herkes bana bakıyor. İşte tribe giriyorum. Yapamıyorum. Sana onu vesveseyi veren hem nefsin hem şeytan. Şeytan sanacak ki ya işte sana bakıyor. Ya işte sana bak acaba ne diyecek? Acaba tepki mi verecekler? Acaba bir şey mi diyecekler? Ya sana diyecekler sen daha düne kadar açıktın. Sen daha düne kadar şöyleydin. Şimdi ne no oldu? Desinler kardeşim. Ben daha düne kadar Allah'a isyan ediyordum. Ben daha düne kadar şeytana uşaklık ediyordum. Şeytana kölelik ediyordum. Ben artık aklım başıma geldi. Ben kapanıyorum kardeşim. Ben kapanıyorum. Bitti. Ben artık bu saatten sonra Rabbimi rahatsız edeceğim. Ben düne kadar nefsime, şeytanıma uymuştum. Şimdi Rabbimin emirlerine uyacağım kardeşim. He? Kapan kardeşim. Sen şu nefsini bir yık ya. Özüne bir dön kardeşim. Bendeki tamam de kardeşim. Ben artık bitiyorum ben. En basit örnek vereyim kardeşim. Bir adam Arabasını korumak için bile üzerine branda örtüyor değil mi? Dış etkenlerden korumak için acaba branda mı örtün de arabama bir zarar gelmesin. Sen de kafanı ört ki kardeşim sana nefsani, şeytani zararlar gelmesin. Sen günahtan arınmak için bunları yapıyorsun. Hı? Bakın kardeşim bir kadın süslenerek, parfümünü sürerek, makyajını yaparak sokağa çıkarsa o kadın gideceği yere kadar kaç tane erkeği şehvetlendirip tahrik ederse o kadın onların hepsiyle zina etmiş gibi günah yiyor. Hadis-i şerif. Ya hadis-i şerif ya. Allah için örüyoruz kardeşim ya. Kadın erkek karışık olmaz. Yasak, haram. Ya bak şu şu örneği verin ya. Japonya'da Japonya'da kadınlarla erkekleri bineceği metro vagonları ayrı. Metro vagonları ayrı ya. Kadınlar ayrı vagonda gidiyor, erkekler ayrı vagonda gidiyor. Ve Japonya'da sadece kadınların okuduğu ve öğretmen kadın, dekan kadın, her neyse temizlikçisine kadar hepsi kadın. Öğrencinin hepsi kadın. Okul var. Nereden biliyor? E geçen gitti bizim cumhurbaşkanı ziyaret etti. O okulda ziyaret etti. Yani nasıldı Prosedür nedir? İşleyişi nedir? Ne yapılıyor bu okulda? Ve gayet de başarılı öğrenciler. Karışık eğitimden zaten hayır yok kardeşim. Türkiye'de bu uygulama yapılıyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü uygulama hayata geçtiğinde Malum parti var ya malum parti biliyorsunuz hangi parti olduğunu ben şimdi buradan isim vermeyeyim. Malum partinin kadın kolları gittiler o tren vagonlarının duraklarına işte kadın bölümü yazısı işte erkek bölümü yazısı var ya. Oradaki yazıları kaldırdılar spreyle o kadınlara ayrılan bölümü orayı tahrip ettiler. Kadın erkek ayrı gidemezmiş. Burası layık bir ülkeymiş burası cumhuriyetçi bir ülkeymiş. Biz erkeklerle iç içe gideceğiz biz erkeklerle kucak kucağa gideceğiz diyorlar. Bak bak. Kadın diyor ki kardeşim diyor, ben diyor, erkek, erkekle kucak kucak gitmek istiyorum kardeşim diyor. Heh. Ama bu kadına sokakta kalkıp biri laf ettiği zaman bak biri laf atsa ya sen bana laf ol, ben namuslu ya şimdi benim ağzım bozdum yani. anladınız siz işte yani. Anladınız yani. Allah selamet versin. Sen şimdi diyeceksin ki deminden beri kadınlara saydırıyorsun. Erkekler ne yapacak? Kardeşim erkek de bakmayacak. Kadın açık giyince de erkek bakmayacak. Kardeşim erkeklere de göz dönemeyecek Ayet var. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. Gözlerini yumuşsana yani böyle gezecek hali yok yani kör gibi gezmeyeceksin. Gözlerini harama yumacaksın kardeşim. Gözlerini harama kapatacaksın. Sen kardeşim gördün mü kardeşim bir kere baktın estağfurullah de kafayı kapat. Ya bak bir kere baktım hani bakma gözün çarptı oldu ki hemen kafanı geçti estağfurullah de. İkinciye bakarsan günahın yazılır. İlk bakışa günah yazılmıyor. Adam diyor ki ulan diyor ilk bakışa günah yazılmıyor ben diyor bir saat aralıksız bakayım. <laughs> i̇şte. Bu değil. Böyle mesela yani oldu ki göz çarpmasıyla bir kere yanlışlıkla bakmanın. Yoksa normalde böyle bir kere bakıp adam bakıyor, 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 bakıyor. Tamam diyor bir kere baktım. Estağfurullah. Ya sahtekarların sahtekarların yüzümü yok kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Çok uzattık. Bir buçuk, Ramazan'da da böyle bir buçuk saatten gidiyoruz ama yapacak bir şey yok kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bunları anlatmamız lazım. Anlatacak bir sürü şey var. Onu da haftaya bırakıyoruz. Ee, uzadı yine bir kardeşimizden bir mesaj geldi. Ben normalde mesaj okumayı sevmiyorum. Ee, yani sohbeti ben zaten çok uzattığım için bize araya bir şeyler eklemeyi de sevmiyorum. Ama bunu okumak istedim. Niye? Biraz benle alakalı olduğu için. Kardeş bir rüya görmüş. Rüyanın içinde de ben varım. O yüzden anlatacağım inşallah. Esselamu Aleyküm hocam demiş. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ellerinizden öperim. El öptürmüyoruz kardeşim. Ben 22 yaşında evli hafız bir imamım. Allah mübarek eylesin. Sizinle ilgili bir rüya gördüm. Anlatmak istedim. Sürekli ehli sünnet hocaları dinlenin. Her gün bunlardan bir de sizsiniz. Allah razı olsun cümlemizden. Hocam rüyamda ben sizin sağ kolunuz gibi bir şeydim diyor. Hep yanınızdaydım. Hızır aleyhisselamı gördüm. Orta boya yakın, kısa boylu, beyaz sakallı, sarıklı, cübbeli biri. Mağara gibi bir yerdeydik. Hızır aleyhisselam bana dedi ki ben ne yaparsam sen de aynısını yap. Orada minber vardı. Minbere çıktı dua ediyordu. Ben de arkasından aynısını yapıyordum. Sonra siz bana dediniz ki ben Hazır Aleyhisselam'ın ellerinden öpüp ondan biat alacağım. Sen de al dediniz. Sonra uyandım. Diyor kardeş. Yani rüyasında Hazır Aleyhisselam görmüş. Hazır <laughs> Aleyhisselam ben demişim kardeşim. Ben Hazır Aleyhisselam'ın elini öpeceğim. Ondan biat alacağım. Yani ona biat edeceğim. Sen de aynısını yap demiş. Elhamdülillah. Güzel bir rüya. <laughs> Dedim uyandım hayırlı rüya olduğuna hüsnü zannediyorum. İnşallah bir günde ziyaretinize gelip elinizden öpüp sarılırım. Sarılırız kardeşim inşallah. Ve sizden bir ricam var. Benim ve hanımımın son nefesimize kadar imanımızı ve nikahımızı muhafaza etmeyi ve son nefesimizde imanlı ve nikahlı bir şekilde göç etmemiz için dua eder misiniz? Kardeşim Rabbim senden ebedi razı olsun. Seni ve hanımını cennetinde cemaliyle müşerref kılsın yani e, dedim ya Normalde böyle şeyler okumuyorum ama kardeşim biraz ısrar etti Bir de e, ben de biraz alakası vardı. biraz menfaatten dolayı ama haricinde böyle şeyler okumuyoruz. rica ediyorum bu e, bunu duyup da size bana bununla alakalı yoğun bir şekilde talepte bulunmayın Hani arada sırada böyle yapıyoruz yani şimdi haftaya e, sohbetimiz yine pazar akşamı saat 6'da Kadir Gecesi niye yapmıyorum sohbeti? Normalde haftaya salı, yani haftaya salı derken önümüzdeki sene, bu salı değil, önündeki bir dahaki salı yani yaklaşık 10 gün sonra Kadir Gecesi, salı günü. Ben sohbeti Kadir Gecesi yapmayacağım. Niye? Çünkü Kadir Gecesi'nde yapılacak ameller var. Yapılması gereken zikirler kılınacak namazlar var. Onlardan bahsedeceğim. Onlardan bahsedeceğim. Onlardan aynı gecede bahsedersek zaman kalmaz. O yüzden ben yine birkaç gün önceden anlatayım ki siz salı gününe kadar hazırlığınızı yapın. Ben pazar günü anlatayım. Siz pazar günü akşamdan itibaren videoları başa sara sara izleyin. Yapılacak zikirler var, söylenecek şeyler var. Kılınacak namazlar var, ibadetler var. Siz bu iki gün önceden hazırlığınızı yapın ki salı günü destek, köstek, karargah destek olarak tam böyle tam tecizatlı bir şekilde Kadir Gezisi'ni ihya edin. Kadir Gezisi bakın 81 sene. 81 sene tekabül. Bin aydan daha yıldır. 81 sene. Yani küsuratlarla beraber 81 seneye tekabül ediyor. Ne kadar fazilet. Allah için boş geçmeyelim. Ayetimizi okuyalım. Sohbetimizi bitirelim. Estaizu billah bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet nas te'muruna bil maruf ve tenhevna munkar <laughs> ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehy edersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetten vazifesini bize zimmetledi kardeşim. Bugünkü konuyla alakalı girecek olursak etrafınızda, sağınızda, solunuzda bidat bidatçı hocalar dinleyen varsa Allah için uyarın. Etrafınızda, sağınızda, solunuzda açık giinen hanım kardeş varsa, açık giyinen erkek varsa onları da uyarın. Uyaracaksın kardeşim. Allah için yapma de ya. Bak senin bu yaptığın Allah razı değil de ya. Allah rızası için yapma de kardeşim. Bu emri bil maruf farzdır. Sırat köprüsünde bin sene bu yüzden tutuklu kalma. Bin sene ne demek biliyor musun? Bir insan sırf emri bil maruf yapmadığı için sırat köprüsünde bin sene tutuklanacak. Tutuklanacak. Buna değer mi? Değmez. Bak ben buraya oturuyorum. Size her hafta bir saat, bir buçuk saat konuşuyorum. Bu vazife üzerinden atıyorum size bunu karşılayıp başkalarına atın. Anladın mı? Pas atın yani. Kardeşim sen de başkasına onu de ki sen de anlattı. İnşallah anladık. Duamızı yapalım. Sohbetimizi bitirelim. Evzu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. nahmeduhu ve nassalli ala rasulil kerim. Ya Rabbel alamin ya rahman rahim ve ya hayran nasirin. Uzaklarda olup da keşke mescit açık olsaydı, keşke o sohbete gitseydim diyen kardeşlerimiz varsa ya Rabbi Onlara da bu mescide gelmiş gibi onlara kabul olmuş bir haç bir umre sevap ver ya Rabbi. Sohbetimizi dergi hazretinde kabul eyle ya Rabbi. Evlerimizi namaz kılan eveyle Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Evlerimizi oruç tutan ev eyle. Evlerimizi razı olduğun evlerele eyle ya Rabbi. Yarabbi hastalara şifa ver, dertlere deva ver, borçlara eda ver Ya Rabbi. Ya Rabbi ordumuza güç ver, ordumuza kuvvet ver. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanına nasip eyle Ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, Duaş bunları karu perişan eyle Ya Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika. Eğer bunların hidayeti mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayetleri mümkünse sıfatına muamele eyle Ya Keşke şu dua da yapılsaydı da amin desedik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle Ya السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وعلى آل كلنا جمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب لاله القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وفق برجامار فيسبوكtan izleyen kardeşlerimiz Allah razı olsun paylaş tuşuna basın Allah rızası için paylaş şuna basın. Youtube'dan izleyen kardeşlerimiz de paylaş şuna basın. Subhane Rabbike Rabbil Ezzetem Mezfun. Ve selamun alel musselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. İla şerefin nebi vali ve sahabihi. Ve meşayihine el kiramil fatiha. Amin. Allah'a meselâ. Seyyidina Muhammed.